Efendim, iyi geceler. Tarihin Halk Odası'nda bir aradayız tekrar. Bu akşam biraz tatsız, böyle irkitici ve kanlı bir konu konuşacağız. Evlat katli. Evlat ve kardeş katli. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta geçen hükümdar çocukların, kardeşlerini, bazıları da çocuklarını niçin öldürmüşlerdi? Niçin öldürüyorlardı? Bunun sebebi nedir? İyi miydi, kötü müydü? Bu konuyu tartışacağız. Tabii bu evlat katli birçok diğer başka konuyla da bağlantılı bir meseledir. İşte Cem Sultan olayı var, Kanuni'nin evlatlarını boğdurması. Dolayısıyla bunun o dönemde edebiyata aksi yansıması. Ve şehzadelik, şehzadeler, padişah çocukları yani imparatorluk prensleri nasıl yetişirlerdi? Belli bir döneme kadar nasıl bir hayati tehlike içerisindeydiler? Bunları konuşacağız. Arada güzel şarkılarımız var. Tanıtacağımız bir iki güzel kitap var. Evet, şimdi başlayalım. Niye öldürürlerdi? Onun hemen cevabını verelim mi? Zaten az sonra, daha sonra yapacak değiliz herhalde bu. Kaos, kaosu önlemek. Nizam-ı alem bak, için. Bak verdiler cevabı. Nizam-ı alem için öldürülür. O ne demek? Yani bir kamu düzeninin ve devlet düzenine sağlanması için. Tabi bunun... Ya aynı şeyi söylüyorsun. Yani, Arun'dan böyle Osmanlıca'ya yakın tarihi şeyini. Yani o kanunnamesinde de Fatih'in öyle geçiyor. Nizam-ı alem için. Kardeş katlinin meşruluğunu Fatih söylüyor. Tabi burada... Ama Fatih'ten önce Osman Gazi'ne itibaren tabii başlaması lazım. Ya şimdi bunun... Diziler doluyor ya. Çocukluğuna inelim diye. Bu işin temeli Türklerin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte başlıyor. En önemli problem, daha önceki programlarda da bazen bahsettik, Türklerde veraset sisteminin olmaması. Yani Türk tarihinde boyunca devlet başkanı seçiminde veraset sisteminin olmaması, ki en son devlet başkanı seçimlerinde bile biliyorsunuz problemli oluyor. Çünkü evet, belli bir sistem Türkiye'de oturmadı, tam oturmuyor. Evet. Bu Oğuzhan'dan itibaren, Mete'den itibaren, Matun'dan itibaren bugünümüze kadar bu şekilde geliyor. Yani genelde hep böyle göçebe toplumuyuz, o yüzden olmuyor gibi tezler çıkıyor. Çünkü bu kadar büyük problem, bu kadar kanın yok dökülmesi... Yok efendim, o göçebe sözü yok. Hep her yeni şey zamanlarda için çıkmış, ucuz bir benzetmedir. Ama her şey için yapıyorlar şey farklı. Yok. Mesela mimariyle ilgili yok, ya da şehir planlamak ilgili. Her şeyle ilgili göçebe toplum. Şu İstanbul'a bakan... En ucuz yorum evet şeklidir o. Ya bir kere şudur mesela, Osmanlı döneminde aşiretler var ama bunlar... Bildiğimiz klasik göçebe değil, yani yeri yurdu olmayandır. Osmanlı aşiretlere konar göçer diyor. Yani bu şudur, kışın bir yerde kışlıyor, yazın yaylaya gidiyor. Yazın yaylaya gitmesinin sebebi nedir? Koyunlar, Türklerin ekonomisi, aşiretlerin ekonomisi koyuna dayalı. O sıcakta alçak alanlarda kalamaz, yükseğe çıkması lazım. Yani direkt göçebelik yanlıştır Türk tarihinde. Bakın Osmanlı döneminde göçebe olan, tam manasıyla klasik manada göçebe olan bir aşiret var, Halep Türkmenleri. Bunlar Halep'te kışlıyorlar, yazın Sivas'a geliyorlar. Hayda. Yani mesafeye bakın. Kuş bakalım gibi değil mi? Hayda. Ha, nereye geldik şimdi diyorsunuz? Nereden nereye geldik? Göçebe dedin, oradan geldik. Pelin Hanım'ın şeysi. Ama yok, bu da ilginç bir şey. Yani düşünün. Ya kışı Halep'te geç. Patlıcan'a evet, girdik ya. Öyle. Şeyden. Evet. Sarıkamış'tan evet, patlıcan meselesine girdik. Doğru. Yani Halep'ten Sivas'a kadar bir alanı düşünün. Devamlı gidip geldiklerini. Tabii gidip gelirken de her yer tarumar oluyor. Yani o yüzden bu aşiretler problem haline geliyor. Şimdi... Gelin Osmanlılardan önceki size, Türk devletlerine baktığımızda en yakın Selçuklara, Büyük Selçuklara ve Türkiye Selçuklarına, bunlarda da verasette oturmuş bir veraset sistemi yok. Yani veliaht da kurmuyor. Yani Arşidük gibi, Fransa'daki Döfen gibi, yani bir veliaht yok. Bizde yani hep söylenir ya işte Cem Sultan Fatih'in veliahtıdır falan, bunlar işin hikayesi. Resmiyette bir veliaht da kurumu yok. Fakat Büyük Selçuklar ve Türkiye Selçuklar döneminde ilk başlarda şehzadeler öldürülmüyor. Yani Osmanlılar'da olduğu gibi. Fakat bu şuna sebep oluyor. Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nin Tuğrul Bey kurduğu zaman belli bir süre bütün imparatorluk topraklarını kardeşleri ve amcaoğulları arasında paylaştırıyor. Yönetim paylaşılıyor, yalnız devlet paylaşılmıyor. Mesela bizde hep yanlış söylenen şudur. Devlet hanedanın ortak malıdır. Devlet değil. Yönetim ortaktır. Ama mesela İbrahim Yınal isyan etmiştir. Kutalmış isyan etmiştir daha sonra. Bu isyanların üzerine kardeş katli başlamıştır. Ancak fiili isyan olursa kardeş öldürülüyor.
Türkiye Selçuklarında da bu oluyor. Fiili isyanlar. Fakat belli bir süreden sonra şu görülüyor. Kardeşlerin yaşaması ve bunların her birinin Tanrı'dan devleti yönetme yetkisi aldığına inanılması, kut alıyorlar, kut aldığına inanılıyor. Büyük kaoslara ve iç savaşlara sebep olmuştur. Ve Türk tarihinde devletlerin devamlı olmamasının en önemli sebebi budur. Bakın Osmanlı'nın bütün Türk tarihindeki en zirve olmasının, en uzun süreli devlet olmasının, en uzun süreli hanedan olmasının sebebi kardeş katli ve devşirme sistemidir. Hı. Yani devşirme sistemi ve kardeş katli ile Osmanlılar merkezi bir devlet yapısını kurmuşlardır. Yani Osmanlı'nın kilidi budur. Yani devşirme ve kardeş katli. Şimdi, yani kardeş katli affedersin. Günümüzde çok vahşi yani gibi. Olumsuz. Mesela biz beraber gittik. Haluk Dursun Ayasofya Müzesi Müdürü hocamız açtığı zaman ilk o zaman girmiştik hatta o sen bir yazı yazdın. Şimdi orada mesela o küçük Ayasofya'da nerede olduğunu Ayasofya bu şey değil mi? 19 tane mezarın oldu. Ayasofya'nın bahçesinde 3 tane türbe var. Bunlar bugüne kadar kapalıydı. İkinci Selim. Bugüne kadar kapalı değildi. Birkaç senedir kapalıydı. Uzun süredir kapalıydı. Ben üniversite yıllarında gezdim onu. Ay sen üniversite yıllarında 30 sene önce. Yok. Yani ben 20 yılda oraya giremedim. Ben açık söyleyeyim yani kapalıydı. Ya 30 sene 30 olmuş hakikaten. 30 sene evet. Olmuş. Mezun oldum. Ama sen 30'unda falan gösteriyorsun yani demek. Senin kaç oldu? Ben mezun olalı 25, yok 21 sene oldu. Yani o yani, erken şey yaptı. Ama şey yani kapalıydı, orası açıldı. Bir kere türbeleri muhteşem. Yani herkese bunu tavsiye ediyoruz. Gitsinler gelsinler. Yani bir İslam mimarisi örneği. İki, oraya girdiğinizde türbelerde birçok küçük çocuk sandukası var. İçiniz parçalanıyor. Yani o manzara... 8 aylık çocuklar. Tabii ufak 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 ufak. Tabutlar. Tabii bunlar temsili çünkü sandukaların altında mezar yerler tam belli değil. Fakat orada insanın yüreği gidiyor yani. Fakat bir de bunun reel tarafı var. Yani şimdi işte burada insanlar baktığı zaman Osmanlılar ne kadar zalimmiş. Kundaktaki çocuğu öldürüyorlarmış diyor. Fakat reel gözle bakıp, gerçekçi bir gözle bakıp bütün Türk tarihi açısından baktığınız zaman da kardeş katlinin Osmanlı'nın uzun sürmesi ve bu kadar güçlü olmasının sırrı olduğunu görüyorsunuz. Ya burada... Yani vicdanınız da tarihe bakmanız arasında bir şey sizde çakışıyor. Şimdi Erhan sözünü keseceğim. Bazı seyircilerimizden bu hafta Nezih Uzer yok muydu diye mesaj geliyor. Biz bir sonraki hafta demiştik. Biz geçen hafta duyuyorduk galiba gözünüzden kaçtı veya dinleyebiliriz. Önümüzdeki hafta gelecek efendim. Çünkü bu hafta Ankara'da bir program varmış Nezih Bey'in. Ama önümüzdeki hafta burada olacak evet, beraber. İnşallah. Olacağız. Evet. Yani o doğru geçen hafta diye söylenmişti daha önce o çakıştı. Yok, düzelttik sonra. Düzelttik sonra. Önümüzdeki hafta diye söyledik. Evet önümüzdeki hafta kaç oluyor? Evet. Cumartesi. Konu çok dağılmadan ben şunu eklemek istiyorum. Bu ne zaman kanunlaşıyor? Fatih Sultan Mehmet devrinde kanunlaşıyor. Şimdi kanundan önce istersen Pelinşe'ye gidelim. Şimdi hep şudur ya mesela ufak bir şirket aile şirketinde fazla problem olmaz. Şirket büyüdüğü zaman problemler çıkmaya başlar bir taraftan. Her akraba bir yerinden evet, tutmaya şimdi çalışır. Osmanlı ilk kurulduğu zaman en ilginç taraf o zaten. Osman Gazi en küçük evlat. Yani... Üç evet. Çocuğun en küçüğü Gündüz, Savcı ve Osman Gazi amcası var. Buna rağmen beyliğin başına geçiyor. Tabii o dönemde kardeş katli vesaire olmasına gerek yok. Zaten birkaç yüz çadırlık bir aşiret. Yani öyle kavga edecek bir şey yok. Fakat o kadar bir karizmatik yapısı var ki demek. İki abisini ve amcasına rağmen beyliğin başına geçmiştir. Bir problem olmamış. Osman Gazi öldüğü zaman mesela biz hep şeyi biliriz. Alaaddin'i, Şehzade Alaaddin'i. Orhan Gazi var. Şehzade Alaaddin var. Başka bundan başka 3-4 tane şehzade daha var. Mesela Pazarlı Bey var. Yani mesela biz bunu 1329'daki Maltepe Savaşı'nda abisi